Darwinizm bundan 1,5 asır önce ortaya atıldı. O zamandan bu yana insanlığa yaptığı katkıysa dünyanın en kanlı diktatörlüklerini, ırkçılıklarını ve savaşlarını körüklemekten başka bir şey olmadı. Bu, Darwinizmin ve ondan destek alan materyalizmin insanlığa bakışının doğal bir sonucudur. İnsanı bir hayvan türü olarak kabul eden, sadece maddeye inanan ve çatışmanın değişmez bir doğa yasası olduğunu düşünen bu felsefenin zalim bireyler ve toplumlar oluşturması kaçınılmazdır. Tüm bu çarpıklıkların gerçek temeli ise insanın kendi yaratıcısını inkar etmesidir. Materyalizm gibi aldanışlara kapılarak Allah'tan yüz çeviren bir toplum, her türlü dejenerasyona açık hale gelir. Bunun sonundaysa mutlaka acı, korku ve yıkımla karşılaşır. Allah, Kur'an'daki bir ayetinde bu ilahi gerçeği şöyle haber vermektedir. İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Allah, umulur ki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmaktadır. İnsanlığın barış, adalet ve huzur dolu bir düzen içinde yaşaması ise ancak Darwinizm ve materyalizm gibi aldatmacalardan kurtulması ve kendi yaratılış amacını bilmesiyle mümkün olabilir. O amaç, insanın kendi yaratıcısı olan Allah'a dönüp yönelmesi ve onun öğrettiği üstün ahlakla yaşamasıdır.